üzülür. Baba. Eylül. Gitme. Yapma. Babanın yüzünü yere eğme. Canın kadar sevdiğin halinden vazgeçtin. Her şeyini geride bıraktın. Senin için ne kadar güzel hayaller kurmuştum ama şu an düştüğümüz duruma bak. Yapma ne olur. Annen perişan. Ben perişan. Asıl sen yapma be kızım. Bizi sensiz bırakma. Dayanamayız. Hadi gel. Geri dön. Kızım, daha dün gibi aklımda doğduğun gün, daha annenin kucağına bile vermemişlerdi. Seni ilk ben gördüm, kokunu içime çektim, sanki kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Tam eğildim kucağıma alacak, o küçücük ellerine parmağıma yapıştı. Ellerimi öyle bir tuttun ki, baba beni bırakma der gibi. Bırakmam kızım dedim. O gün Allah'ıma bir söz verdim Eylül. Kızımın elini ömür boyu bırakmam dedim. Hep yanında olacağım dedim. Söz verdim Eylül. Bugünden sonra hep onun için yaşayacağım. Yanından hiç ayrılmayacağım dedim. Hep yanında oldum sonra. Belki lüks içinde yaşatamadım. Elimden geldiği kadarını yaptım. Ama gülüşün eksik olmasın. Rahat et diye onurumla çalıştım, çabaladım. Sırf siz iyi olun diye, rahat edin diye fabrikada kolumu verdim. Hoş. Değil kolumu yüreğimi isteseler bir an bile düşünmezdim. Verirdim kızım Eylül. Baba. Eylül, şimdi neredesin? Ne yapıyorsun Eylül? Bize bu yaşattıkların reva mı? Annenle ben bunları mı hak ettik ha? Bana söz vermiştin. Küçüktün. Beraber bir film izlemiştik. Bir kız hasta babasına bakabilmek için zengin bir adamla evlenmek istiyordu. Babası razı değildi. Ama kız her şeye rağmen gidip adamla evlendi. Hatta babası düğüne gittiğinde kız onu düğünden kovmuştu. Hatırladın mı? Ne dediğini de hatırlıyor musun? O küçücük halinle çok ayıp. Ben babamı ölsem de bırakmam demiştin. Sonra gelip bana sarılıp ağlamıştın. Annenle zor teselli etmiştik seni. İşte o gün bana bir söz verdin Eylül. Yüzünü asla yere eğdirmeyeceğim dedin. Unuttun mu? O zaman bırak o ölüyü benimle gel. Evimize gidelim, her şeyi unutalım. Sözünü tut kızım. Bizi sensiz bırakma. Hadi gel.
Her şey eskisi gibi olacak. Ama ben öyle olmasını istemiyorum baba. Ben eskisi gibi olmasını istemiyorum. İstemiyor musun? Tamam o zaman. Sen nasıl istersen. Tıpkı küçüklüğündeki gibi. Sana söylediğim Nini hatırlıyor musun? Sen hala benim için o Nini söylediğim küçük kızsın. Yapma ne olur. Hadi gel kızım. Bunlar hiç yaşanmamış gibi yaparız. Söz veriyorum sana. İstersen Koray'dan boşan gel. Tek kelime bile etmem. Bizim yanımıza, evimize geri dön. Çalış, okulunu oku. Baba. Eylül, gelmezsen olmaz. İnsan içine çıkamayız. El aleme ne deriz sonra? Yaşar amca. Sen sus. Kızımla arama girme. Eylül, sen hala evlisin. Bunu nasıl yaparsın? Şeyler var. Ben Koray'la gerçekten evli değilim. O evlilik sahteydi. İnan bana baba. Bizim evliliğimiz gerçek değil. Hatta bebek de... Yeter. Bana yalan söyleme. Daha fazla düş kırıklığına uğratma beni. Ama baba... Koray senin kocan. Ayrılacaksan ayrıl. Ama asla bu adamla beraber olmana izin vermem. Yaşar amca. Ben Eylül'ü gerçekten... Sen sus. Kızımın kafasını karıştırdın. Aklına girdin. Eylül böyle bir kız değildi. Sen onu bu hale getirdin. Suç bende. Sana yüz verdim. Evimi açtım. Ama artık kızımın aklına karıştırmana izin vermem. Yürü Eylül gidiyoruz. Baba. Hayır baba. Olmaz. Silerim seni Eylül. Eğer benimle gelmezsen kızım demem, canımın parçası demem, silerim. Baba, kurban olayım bir dinle. Bak böyle olmak zorunda değil. Beni ikinizden birini seçmek zorunda bırakma ne olursun. Bak, biz Yaz'la birbirimiz çok... Dinlemek istemiyorum Eylül, yürü gidiyoruz. Yapamam baba, benden bunu istemem. Peki o zaman. Son kez soruyorum. Kararını ver. Ya ben
Yaya. Söyleme öyle. Ne olur. Deme öyle. Eğer benimle gelmezsen yüzüne bir daha bakma. Benim için ölmüş olursun.